STA Güvenlik Şirketi Maziden Atiye'yi sunar. Herkese merhabalar efendim. Maziden Atiye Türk Kültürü ile yeniden karşınızdayız. Bugün sizlerle Zaferler Ayını konuşacağız. Konumuzla ilgili çok önemli bir konuğumuz bugün bizlerle. Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Özcan Beyefendi. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Yoğunluğunuzun içerisinde bizlere zaman ayırdınız, bizleri mutlu ettiniz. Biz de sizi mutlu ettiysek biz de mutluyuz ya şu anda. Çok teşekkür ederim, evet. Çok sağ olun, var olun. Dilerseniz zaferlerden bahsetmeye başlayalım. Malumunuz önümüzde bir Ağustos ayı var. Birbirinden evet. Değerli Türk milletinin, Türk tarihinin şahlandığı, birbirinden evet. Değerli zaferlere tanıklık ettiğimiz bir ay, Ağustos ayı. Değerli izleyicilerimizi daha fazla bekletmeyelim, arzu ederseniz. Evet. Anadolu tarihiyle başlayalım hocam. Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Anadolu'nun genel bir durumunu değerlendirmek istesek neler söylemek istersiniz? Evet. Şöyle söyleyeyim. Tabi Zaferler Ayı dediniz. Bu Zaferler Ayı içerisinde Temmuz ve Ağustos ayının ayrı bir anlamı var. Benim açımdan da ben de 15 Temmuz doğumluyum. Benim için de bu ayrı bir zaferdir. Gerçekten Türk tarihinin yazılı kısımlarını, bilebildiğimiz kısımlarına baktığımız zaman özellikle Anadolu tarihi, Anadolu'nun fethinden sonra Temmuz ve Ağustos ayları sanki zaferlere odaklanılmış gibidir. Malazgirt zaferinden 30 Ağustos'a, 30 Ağustos'tan Kıbrıs harekatı dahi, Kıbrıs bir anlamda o da zaferdir. Ayşe'nin tatile çıktığı evet, Kıbrıs. Evet, evet. Ayşe tatile evet, çıkarken bir zafer kazanıldı. Bunların hepsi Temmuz, hatta Çanakkale zaferi 18 Mart üzerinden değerlendirir ama Anafartalardaki, Jonkbayırı'ndaki savaşların kısmı da bu zafer ayları içerisinde olmuştur. Yani oraya bir 18 Mart deniz zaferinin olduğu yerdir ama çarpışmalar sonraki zamana uzamıştır ve kara savaşlarının büyük ölçüde sürmesi bu Temmuz ve Ağustos ayları içerisine denk gelir. Şimdi bu açıdan zafer ayı tabiri oldukça bu uzun bir süreci, bin yıllık bir süreci diyelim, ifade eden bir kavramsallaştırma oldu. Şimdi Türkler Anadolu'ya gelmeden önce dediğimiz zaman tabii biz Türklerin Anadolu'ya gelişini ağırlıklı olarak 1071 Malazgirt Zaferi olarak görüyoruz. Ama bazı tarih kaynaklarında Türklerin hatta Hunlar devrine kadar, Avrupa Hunlarına kadar ya da diğer Türk boylarının filan önceki tarihlerde de Anadolu'ya geldikleri, Anadolu'ya girdikleri, bir kısım yerleri aldıklarına dair kayıtlar vardır. Ama yine de yoğun bir şekilde gelip Anadolu'nun coğrafyanın vatana dönüşmesi sürecinin başlangıcı olarak biz 1071 tarihini, Malazgirt Zaferi'ni dönüm noktası olarak kabul ederiz. Oysa Türkler İslam ordularıyla birlikte de yüzlerce yıldır bu Anadolu işlerine seferler düzenlemişlerdi. Anadolu Türkler gelmeden önce Türklerin bir anlamda ideali, hayali olan belki kızıl elması olabilecek şekilde bir formülasyona idealize edilecek bir coğrafyaya dönüşmüştü zaten. Girdikten sonra Malazgirt Zaferi'nden sonra da buradaki yayılmaları, yoğunlaşmaları, yerleşmeleri ve burayı bir ana yurt haline getirmeleri, vatan haline getirmeleri çok da uzun sürmedi. Ama vatan haline getirdikten sonra bile o zamanki işte Haçlıların hesaplarında olduğu gibi onların tezahürleri de mirası da bugüne kadar kalmıştır. Hala Türklerin Anadolu'daki varlığından rahatsız olan bir dünya vardır. Ağırlıklı evet, olarak evet. Batı dünyasının yaklaşımlarında bunu görebiliyoruz ve aktüel olarak güncel sıkıntılarımızda, diplomaside falan karşılaştığımız meselelerde bunun yansımaları vardır. Anadolu yüzlerce yıldır, yıl boyunca
İslam orduları tarafından fethedilmeye çalışılmış, alınmaya çalışılmış. Hatta bunların içerisinde işte Türkler de birlikte gelmiş ama Türklerin yoğun olarak gelişiyle gerçekten fetih kapıları açılmıştır. Hele İstanbul'un fethiyle birlikte zaten bu topraklar Hazreti Peygamber'in hadisine mazhar olacak şekilde fethedilmiştir. Orası tam bir imparatorluğun merkezi haline gelmiş. Doğudan batıya doğru büyümenin de temelleri orada atılmıştır. Şunu söylemek istiyorum. Mesela bir Battal Gazi destanı vardı. Bugün pek artık yeni nesiller tarafından belli bir dönemden sonra yazılı kültüre, görsel materyallerle ilişkiye geçtikten sonra geleneksel kültürümüzün içerisinde yüzlerce yıl, belki bin yıl aşkın bir zaman içerisinde Battal Gazi destanı bizim halkımız arasında okunmuştur. Battal Gazi tarihi şahsiyet olarak bir Müslüman Arap kumandandır. Ama Türklere öyle bir mal olmuştur ki işte 20. yüzyıla kadar geldiği zaman hatta romanları yazılmıştır. Romanlarda artık Battal Gazi bir Türk beyi haline gelmiş. Ama onun bir bilinç oluşturma anlamında, kolektif bilinç, bir millet olma anlamında büyük bir etkisi olmuştur. Hatta Battal Gazi'nin ilk kısmında Hazreti Peygamber sahabe ile birlikte otururken Anadolu'yu işaret etmiştir. Anadolu'yu işaret etmiş, Anadolu diyarını o zaman için Rum diyarı olarak diyor. Çünkü evet, Roma'nın hakimiyeti altında. Orası öyle güzel topraktır ki, orası öyle güzel bir coğrafyadır ki, işte suları şöyledir, bitkileri böyledir filan diye büyük bir övgüye mazhar olmuştur. Mesela İstanbul'un fethiyle ilgili hadis rivayet edilir ama bu destan kökenli olduğu için ki Battal Gazi destanı Türklerin destanıdır. Türklerin mücadelesinin, yüzlerce yıllıki mücadelesinin Anadolu'daki işte Türk halkına, Türk milletine iliklerine kadar işlemiş bir destan türüdür ki bunu Kazan'a kadar, Tataristan'a kadar bulabileceğiniz şeyleri vardır. Evet. Eskiden halk arasında en çok okunan kitapların arasındadır ve Anadolu'ya işaret edilir. Anadolu böyle övülür. Orada görebiliyorsunuz Anadolu'yu. Evet. Hocam zaferlerden bahsedeceğiz. Malazgirt'ten. Evet. Malazgirt'e geçmeden önce bir zafer var. Pasinler Savaşı. Evet. Değil mi? Evet. Özellikle Tuğrul ve Çağrı Beylerin Anadolu'ya yapmış olduğu ilk Türk akınlarından söz etmek lazım. Evet. Neler söylemek isterseniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Aslında zaferler bin yıl olmuştur. Üzerinden geçmiştir. Ama zaferleri biz bugün hala canlı bir şekilde anlatırız, ifade ederiz. Yani askeri anlamdaki bir zaferin oluşu belki bir gün içerisine, belki iki gün içerisine sığar. Yani görüntü o bir iki günlük bir zaman dilimidir. Ama zaferin cephenin dışındaki, meydan muharebesinin dışındaki kalan kısmı ise bir milletin oluşturan mirası bırakmıştır. Onun hikayesi, anlatısı, etkisi yüzyıllara yayılır. Tabii ki Malazgirt zaferi, işte demin söylediğimiz gibi Türkler Anadolu'ya gelmeden önce bir zafer, bir dönüm noktasıdır. Ama o zaferi de besleyen, o zaferi de ortaya çıkaran öncesindeki zaferler vardır. Evet. Öncesindeki zaferler vardır. Yani bir şekilde zaferler üst üste gelir. Ve bugün için tarih zaten bunun üzerinden kurulur. Yani tarihçiler zaferleri yazmayı çok daha severler. Ve çünkü zafer anlatısı tek başına bir savaşçılık değil, aynı zamanda bir kararlılık, aynı zamanda bir idealin, bir hayalin gerçekleştirilmesi, aynı zamanda coğrafyanın vatan olma süreçlerinin inşasıdır, temellerinin atılmasıdır. Neden unutmuyoruz? Çünkü daha küçük belki zaferlerimiz var, daha küçük cephe savaşlarımız var. Oraya can veriliyor, oraya kan dökülüyor. Oraya bir şekilde o ruhlar ekiliyor ve onlar yüzyıllar sonrasında
hala hatırlayabileceğimiz bir şekilde hafızamızı besleyen unsurlar oluyor. Evet, Selçukluların bu Anadolu'ya girmeden önce Anadolu'nun doğusundaki harekatları, ki bakıyorsunuz işte Oğuzların içerisinde daha öncesinde Oğuzlar olarak çok tanınmayan, yani tarih sahnesinde çok da büyük bir şekilde bahsedilmeyen küçük beylik gibi görünen unsurlar öyle bir şeyden çıkıyorlar ki bir sel gibi Anadolu'ya gelmeye başlıyorlar. Ve bu harekatları Balkanlara, Adriyatik Denizi'ne kadar uzanan doğuda işte Moğolistan'a kadar, Ötken Yaylası'na kadar ulaşan bir çizgiyi besliyor. Yani bugün de baktığımız zaman buradaki ortak bir tarih, yani millet olmanın, bir olmanın, aynı geçmişi, aynı maziyi paylaşmanın unsurlarını görebiliyoruz. Yani Türkistan dediğimiz zaman bizden çok uzak bir coğrafya olmasına rağmen adındaki ifade bile gönüllerimizde, zihnimizde, bizde büyük bir yakınlık oluşturuyor. Evet, dilimiz bir, evet. Mazimiz bir, evet. Kültürümüz bir, evet. Yaşantı şeklimiz bir. Bizden uzak değiller. İşte değil bu bağları aslında geçmiş zamana baktığımız zaman savaşlar dünya tarihinde, Türklerin tarihinde neredeyse savaşların olmadığı bir zaman yoktur. Belki savaşlar kitle savaşlarına döndüğü 19. yüzyıl, 20. yüzyılda diplomasi çok daha güçlenmiştir. Çünkü savaşların kitlesel kıyımları artık sade cepheyi değil, cephe gerisindeki insanları da etkiler hale, evet, gelmiş. Evet. Çocuk, kadın, sivilleri bütün de falan bir topyekün savaşa dönüşmüş. Böyle bir zamanda bir savaşı geçmişte bir diplomasi olarak, yani savaşmadığınız zaman, mücadele etmediğiniz zaman, bir savaşın içerisine girmediğiniz zaman aynı zamanda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Yani bugünkü bakış açısıyla savaşa peki olumlu bakılmaz ama o dönemin insanları, o dönemin devletleri, o dönemin Türkleri ne yapmak zorundaydılar? Bir şekilde savaşçı kimlikleriyle kendilerini var etmek, devletlerini yaşatmak, halkını, milletini yaşatmak zorundaydılar. Bugünkü savaşlara geldiğimizde bugün diplomasi daha güçlü gibi görünüyor ama mücadele alanlarının tipi cephede görülmese de başka bir harp biçimine çevrilmiş durumda. Evet. Hocam 26 Ağustos 1071'den bahsedeceğim Malazgirt'ten, fakat kısa bir reklama gidelim. Ardından, evet, kaldığımız yerden devam edelim arzu ederseniz. Efendim Mazenati kısa bir reklamlardan yeniden devam edelim. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Özcan Beyefendi bugün bizlerle Türkler alemlerin Rabbi olan Allah'tan buyruk almış gibi batıya göçmeyi ülke edinmişlerdi. Ötken bozkırlarından, Tibet çöllerinden, Karakurum yaylalarından, Sibirya steplerinden dalgalana dalgalana coşan bir tufan hep batıya yürüyor, önüne çıkan engelleri kasıp kavuruyordu. Hocam, aylardan Ağustos, günlerden Cuma, evet, değil mi? Evet. Malazgirt, evet, Meydan Muharebesi. Özellikle, evet, kapı olarak, Anadolu'nun kapısının Türklere açıldığı olarak tabir ettiğimiz bir, evet, muharebeden bahsedelim arzu ederseniz. Malazgirt Meydan Muharebesi ve Alparslan, Sultan Alparslan'ın o şanlı mücadelesinden ve eklemek istiyorum savaş taktiklerinden. Yani dünyaya örnek teşkil edecek, örnek olacak savaş taktiklerinden söz etmek istiyorum. Sözü size bırakmak istiyorum. Kısaca neler söylemek, evet, istersiniz? Aslında şimdi siz söylediniz. Türklerin gezdikleri, gittikleri, fethettikleri coğrafyalara baktığımız zaman Türklerin bulundukları coğrafyaların içerisinde ona göre askeri anlamda taktikler geliştirdikleri görülmekte. Tabii daha erken devirlerde genelde göçebe taktikleri olarak birbirine benzer. Mesela işte geri çekilme, imha, pusu, bizim işte Turan taktiği veya Hilal taktiği denilen taktikler
oradaki göçebe ordularının, çünkü o göçebe ordularının içerisinde herkes nedir? Herkes askerdir. Hani bir tabir var ya, her Türk asker doğar şeyi. Evet. Aslında bunun temelleri binlerce yıl öncesine dayanır. Çünkü göçebe topluluk yerleşik bir şehir üzerinde, yerleşik bir hayatın içerisinde olmadığı için sürekli tehditlere, bir surun içerisindeki bir şehir yapılanmasının etrafındaki kurulan surun içerisindeki güvenli alanlarda değildir. O dolayısıyla bütün neferleriyle, bütün mensuplarıyla savaşın içerisine dahil olmak zorundadır. Her biri kendisini asker gibi hissedip askeri bir eğitimden, oyunlarında bile, işte çocukların bugüne kadar kalan oyunlarında bile ne vardır? Hala aslında çocuklar için şey bitmiştir ama neden? Silahlarla oynamayı tercih ediler. Gerçi aileler hani silahlarla oynamanın şiddeti şey yaptığı gibi bir şey söyler ama nihayetinde bir bu oyundur. Ama geçmişteki oyunların savaşçılığa hazırlama, askerliğe hazırlama bakımından bir işlevi vardır. Fıtrat değişir sanma, kanalını kandır değil mi? Tabii o kültürün bir parçası olarak tezahür eder. Şimdi taktikler de bulunduğu coğrafyaya ve organize biçimlerine göre değişmiştir. Batıya doğru geldikçe, işte Ötken civarından, Türkistan civarından daha şeye doğru geldikçe, batıya doğru daha organize kuvvetler oluşturmaya, daha teşkilatlı devletler kurmaya başlamışlardır. Dolayısıyla daha kompleks devletlerin kurulması, askeri organizasyonun içerisinde de neyi yapmıştır? İş bölümünü artırmış, sınıfları artırmış, işte göçebeler neye dayalıdır? Süvariye dayalıdır. Göçebelerin, göçebe atlıların dünya sisteminin içerisine atlarıyla birlikte, atları en iyi kullanan, atla beraber oku atan, oku çok iyi kullanabilen atların üzerinde, hatta atlarla hareket halindeyken geriye ok atabilme manevra kabiliyeti, tabii yeteneği onları diğer ordular karşısında üstün kılan özelliklerdendir. Ama daha büyük organizasyonlara döndükleri zaman, mesela Anadolu'ya gelip Selçuklu oldukları zaman artık orduları çok daha fazla teşkilatlıdır ve meydan muharebelerindeki taktikler geçmişteki göçebe muharebelerindeki taktiklerin çok daha üzerine şekillenerek gelmiştir. Ona göre taktik ve strateji üretmek durumunda kalmışlardır. Daha düşünsel, daha hazırlık safhaları uzamıştır. Çünkü büyük savaşlar, büyük organizasyonların savaşları beraberinde mesela bir lojistik ihtiyacını büyütmüştür. Şimdi demin söylediğimiz yerleşik halklarda, surların içerisinde yaşayan şehirli halklarda herkes asker değildir. Osmanlı'ya geçildiği zaman mesela Osmanlı'daki taktikler filan, orada yayanın da artık süvariden yayaya doğru geçişin olduğunu görebiliyorsunuz. Daha büyük yaya orduları, piyade orduları mesela, evet. Roma ordusu filan da piyade ordusudur. Bu anlamda Türk ordusunun, Türk askeri kültürünün askeri yapılanması, ki savaş insanın, asker hayatla memat arasında bir yerde yaşar. İnsanın en rasyonel düşünmesi gereken yer neresidir? Ölümle karşı karşıya kaldığı yerdir. Yani ölümün ötesine dair bilgisi inanç düzeyindedir ama orada hayatta kalmak zorundadır ve rasyonel düşünmek zorundadır. Ve taktiklerini, kullandıkları araç ve gereçleri, silahları zamanın ruhuna, zamanın ihtiyaçlarına göre ne yapabilmişlerdir? Sürekli yenileyip sürekli geliştirebilmişlerdir. Ama bu uzun süreçlerde kaybetmedikleri o askeri disiplin, Metehan döneminde ki, tabii Metehan döneminde şey yapılır, çok büyük bir ordu kurulur ve onluk sistem, yüzlük sistem, bunun belki Batı ordularında filan, yani başka dünyalarda benzer yapılanmaları filan olabilir ama genel kabul
bu sistemin, ki bu sistem o onlu, yüzlü, binli sistemle çok büyük orduları idare ve sevk etmenin imkanlarını vermiştir. Ama burada onu ayakta tutan, onu başarılı kılan şeylerin başında disiplin gelmektedir. Çünkü acımasız bir hayat, her taraftan gelen tehdit ve bu onları sürekli teyakkuz halinde tutan şey, o disiplinin içerisinde bulundukları sürece o teyakkuz halinde başarı elde edebilirler. Yoksa her baskın, her saldırı, her yenilgi ne yapabilir? Onların birlikteliğinin büyümesinin daralması, büyümesinin azalması ve kaybolmalarına, büyük bir topluluk haline, büyük bir millet haline, bir devlet haline gelmesini engeller. Hatta şöyle bir şey vardır. Askeri örgütlenme yapabilen toplumlar, halklar ne yapabilmiştir? Büyük devletler kurabilmiştir, askeri organizasyonu. Yoksa dünyada yüzlerce bilmediğimiz, yani duyduğumuz, hala bugün yüzlerce, binlerce yıldır değişmeyen kavimler var, topluluklar var. Ama Türklerin hikayesine baktığınız zaman o askeri kapasitesi, askeri teşkilatlanma kapasitesi onların çok büyük devletlere dönüşmesini sağlamıştır. Evet, evet. Çünkü askerle devletin örtüşen bir görünümü vardır ki eski devlet biçimleri zaten askeri yapı içindedir. Hatta günümüze kadar büyük imparatorluklarda nedir? İmparatorlar askeri üniformayı bir şey olarak giyerler. Bugün İngiliz ordusunda filan nedir mesela? Prensleri hala askeri üniforma içerisinde katılırlar törenlerine filan. Ondan şey yapmazlar, vazgeçmezler. Evet, Osmanlılar içinde geçen olan bir şey olabilir değil mi? Tabii tabii, semboldür askerle. Şeyle, mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da katıldığı bir baloya Yeniçeri kıyafetiyle katıldığını görüyoruz. Tabii, mesela, değil mi? Tabii tabii. Şey bile mesela Osmanlı Devleti'nin kurucusu biz Osman Gazi olarak biliriz. Evet. Osman Sultan, Sultan Osman, Osman Gazi mesela, orada gazilik sıfatının kullanılması, orada tam bir gaza dönemidir. Ama Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı yıllarda Atatürk ne unvanını kullanmıştır? Gazi diye bilinir. Mesela 1900 soyadı kanununa kadar, Atatürk soyadını alınana kadar gazete haberlerinde filan Gazi İstanbul'u ziyaret etti. Gazi işte Kastamonu'ya gitti. Gazi Çankırı'dan geçti gibi. Bütün haberler bile o gazilik unvanı üzerinden şey yapılır. Bu da aynı şekilde kurgulanır. Harp şekli diyebiliriz. Tabii bir psikolojik olarak hem o milletle millete bunun, milletin üzerindeki psikolojik etkisinin milleti işte bir yansıması, moral değer olarak gösterebilmenin yansımasıdır. Peki hocam, Malazgirt'i açalım arzu ederseniz. Evet. Yani o atmosfere bir girelim. 1071 evet. Malazgirt. Neler yaşandı? Neler evet. söylemek istersiniz? Çünkü Ağustos ayına damga vuran evet. bir savaş, bir muharebe. Buyurun. Evet. Şimdi esasında bizim gözümüzde, bizim zihnimizde Malazgirt Zaferi denildiği zaman kefen giymiş bir alpaslandan, alpaslan görüntüsü oluşur. Alpaslanın tasviri çizimleri vardır. Ama esas olan orada Malazgirt'le ilgili olarak görülen şey nedir? Onun bir komutan olarak, bir işte ordunun başbuğu olarak, ordunun lideri olarak orada nutuk atmaya giderken, orada zafere doğru, savaşa doğru giderken karşısındaki düşman ordusu, ki dünyanın en uzun imparatorluklarından bir tanesi, yıpranmış bile olsa hala gücünü Anadolu'nun doğusuna kadar, eski sınırlarına kadar koruyabiliyor. Buna rağmen bir geri çekilme, bir moral bozukluğu yok ve ne yapmıştır? Oradaki her neferiyle bütünleşebilir bir bilinçle ordusunun karşısına çıkıp o kefen orada bir semboldür. Anlatılanların ne derecede
olup olmadığından ziyade orada sembolik bir şeyin kullanılmasıdır ki biz bunu şöyle biliyoruz. Mesela İskender de savaşlarda büyük zaferler falan kazanırken ne yapmıştır? Ordusunun yanında, onun silah kuşanmış bir şekilde ordunun içerisinde var olması Alparslan moral motivasyonu tabii ordunun içerisinde bütün askerler ne yapmıştır? Komutana, o lidere bağımlı kılmış. Artık ölüm veya savaşın neticesi onlar için bir şey hale, oyun haline gelmiştir. Yani zaten şöyle bir bilinç de vardır. İşte tam bu yıllar, o yıllar Alp kimliğinin, Alp tipinin, eski Türklerdeki Alp tipinin Alperen'e dönüştüğü, Gazi'ye dönüştüğü ki bizim genelde kabul ettiğimiz eski büyük tarihçilerin de söylediği Gazi tipine dönüşmesinde geçmişteki Alp tipinin benzerlikleri söz edilir. Yani o savaşçı, o yiğitlik, ama bu savaş derken tamamıyla acımasız bir savaş mekanizması şeklinde filan değil, adil olmayı da bilen, nerede duracağını bilen, hakkı hukuku koruyabilen bir bilinç İslam dönemine geçildiği zaman da rahatlıkla eski kimliği de sürdürebilir halde devam etmiştir. Evet. Malazgirt'in peki Sultan Alparslan'ın orada almış olduğu o duruş, orduya vermiş olduğu motivasyon ayrı ele aldık. Bir de Anadolu tarihi açısından önemine bakacak olursak. Yani nasıl bir öneme sahip Malazgirt Meydan Muharebesi? İşte biraz önce de ifade ettim. Zaferler, askeri zafer cephede kazanılır. Ama onun etkileri, onun geleceğe bıraktığı miras yüzlerce, binlerce yıl devam eder. Malazgirt Zaferi de bu Remzi Oğuz Arık'ın tabiriyle coğrafyanın vatana dönüşmesinin, coğrafyanın vatana dönüşmesinin temelidir. Yani onun ilk temelini, tescilinin yapıldığı, ondan sonrasında akın akın gelen bir süreç başlamış. Ama o Malazgirt zaferi unutulmamıştır. Aradan 1000 sene geçmesine rağmen. Esas olan zaten zaferlerde o zaferin gelecek nesillere aktarılması. Biz savaşmasak da, biz o işin içerisinde olmasak da, o savaşın, o mücadelenin içerisinde olmasak da, ama o onu hafızamızda canlı bir şekilde tutabilmemiz bizim millet olmamızın şeyini gösterir. Evet. Millet olmanın, bir aynı millete sahip, aynı milletin mensubu olmanın göstergelerindedir. Yani bugün tıpkı İstanbul'un fethi, Malazgirt Zaferi bu milletin bütün fertlerinde benzer bir şekilde heyecan yaratır, benzer bir şekilde duygu yaratır. Özellikle az önce Alplik'ten bahsettiniz, Alperenlerden. Hoca Ahmet Yesevi'nin yetiştirmiş olduğu 99 bin Alperen'in Anadolu'ya girerek ilmik ilmik İslamiyet'i, Türklüğü yaydığı, dokuduğu Alperenlerden de söz etmek lazım. Sadece biz Malazgirt Meydan Muharebesi değil, az önce de söylediğiniz, siz bunlardan bahsettiniz. Asıl iş belki de onlara düştü değil mi hocam? Asıl inşaatın ince işleri, o temellerin ince işleri, daha pekiştirici. Balkanların daha, Türkleşmesi, İslamlaşmasına kadar. Tabii. Yani Türkleşme, İslamlaşma dediğimiz süreç, zafer orada bir adımdır. Hani muhakkak ki bir tarihi, bir tarihlendirme yaparız. Ama esas o tarihlendirmedeki olay, olayın büyüklüğü, zaferin büyüklüğü geleceğe bir miras bırakır. Yani Türkleşmeyi, İslamlaşmanın önünü açan şey o zaferdir. Ama artık o zafer öyle büyümüştür ki bir cephe görünümünün ötesinde bir şeydir. Evet. Bir meydan muharebesinin ötesinde bir yere gitmiştir. Esas olan da zaten zaferlerin büyüklüğü buradadır. Yani Çanakkale zaferi kazanıldığı zaman, ki Çanakkale zaferi de mesela bir savunma destanıdır. O zafer nasıl moral motivasyon açısından o milletin mensuplarına, o milletin askerlerine öyle bir moral motivasyon yapılmıştır ki bütün Osmanlı coğrafyası içerisinde bu anılmıştır. O zaferler hikaye edilerek, o zaferler anlatılarak bugün bile hala aynı dirlikte, aynı dinamizmi sağlayan
bir olgudur. Oysa somut olarak baktığımız zaman zafer işte oradaki belirli bir süreç içerisinde geçen çarpışmalardır. Ama o çarpışmaların geriye bıraktığı şey öyle büyük bir mirastır ki, yani biz zaferi burada askeri anlamda sadece iki ordunun savaş taktikleri veya kullandığı silah, araç gibi gereçlerin ötesinde bir millete mal olma biçimi anlamında kullanıyoruz ki tarihsel süreçte, yani bizim sohbetimizin, bizim konuşmamızın anlamı bunun üzerinden şekillendiği için. Evet. Yoksa teknik anlamda askeri tarih, askeri harekat başka şekilde incelenebilir. Yani orduların kendi içinde, ama orduların askeri harekatın o şeyini bu bin yıl süresine, sonrasına bağlayan bir şey üzerinden, askeri tarih üzerinden bunu şey yapamazsınız. Evet. Anlayamazsınız yani. Hatta hocam malumunuz Sultan Alparslan yanındaki bulunan beylere de hani gidiniz fethediniz, fethettiğiniz topraklarda İslamiyet Türklüğü yayınız demiştir, evet, değil mi? Evet. İşte Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerine baktığımız zaman, evet, orada bu faaliyetleri yaptıklarını görüyoruz. Artuklular, evet, Saltuklular, Mengücekler. Evet. Tabii onların İslamiyet'i ve Türklüğü ilmik ilmik dokumasıyla biz belki bugünlere geldik ve biz de bir ahde vefa örneği olarak bunları gelecek nesillere aktarmanın derdindeyiz. Az önce sizler de beyan ettiniz. Peki hocam, bir diğer zaferimiz olan Kurtuluş Savaşı. Özellikle 30 Ağustos'a doğru getirmek istiyorum. Evet. Kurtuluş Savaşı öncesinde yaşanan gelişmelere bir uzansak, neler, evet, yaşandı? Şöyle bir toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi tabii Birinci Dünya Savaşı'nın neticesi bizde yenilgi olarak, Almanya yenildi, biz de yenildik olarak genelde böyle bir inkılap tarihlerimizde anlatı falan vardır ama bu yenilgiyi belki anlaşmayla, belki masa başında kabullenilmiş gibi görünmüş olsa da esasında ne milletin, ne Türk milletinin, ne de o zamanki ordunun, Türk ordusunun bunu kabullenmediğini görebiliyoruz. Ama öyle bir strateji izleniyor ki Anadolu'nun her yerinde başlayan küçük küçük, bir anlamda gayri nizami harp diyebileceğimiz unsurlar bir mücadele, daha sonra milli mücadeleye dönüşecek olan, Kuvayi Milliye'ye dönüşecek olan ruh Anadolu'nun her parçasından bir şekilde harekete geçiyor. Kiminde daha büyük bir çatışmayla, kiminde başka bir şekilde işte gayri nizami harp tekniklerini kullanarak, yani bir gerçekte tam bir teslimiyet yok. Teslimiyet şeyin içerisinde. Ama bu adım adım gidiyor. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın burada izlediği strateji gerçekten onun askeri dehasının yanında siyasi dehasını da gösteren bir çizgi. Çünkü o şunu biliyor, sadece askeri deha ile savaşın normalde bitmiş gibi göründüğü bir yerin içerisinde sadece askeri deha üzerinden bu süreç gitmeyecek. Bunun üzerine ne yapıyor? Bir meclisi mebusanı, bir meclis kurmanın yoluna bakıyor. Yani siyasi anlamda meşruiyeti sağlayabilmek için öncelikle, hatta paşalıktan istifa etmiş bile olsa o zamanki şeyin baskılarıyla, ne yapıyor? Kongreler düzenleyerek Anadolu'nun genel şeyini, desteğini alıp öncelikle bir meclis oluşturuyor ve orduyu o meclisin etrafında yeniden organize edip düzenli bir orduya çeviriyor. Çünkü düzenli bir ordu bir siyasi mecliste, siyasi anlamda bir destekle ve ona dayanan bir halkla birlikte başarıya ulaşabilir. Ve bu iki şeyi, süreci büyük bir başarıyla götürüyor. Zaten Birinci Dünya Savaşı sonrasında geçmişte çok fazla şeyin içerisine bulaşmamış neredeyse birçok subayımız, birçok askerimiz işte o İttihat Terakki döneminde filan bazı şeylere, siyasete filan da bulaşmışlardı. Ama
Mustafa Kemal Paşa, işte Kazım Karabekir gibi, Fevzi Çakmak gibi paşalar tam bir asker mantığıyla, asker başarısıyla savaş bitse de bir kumandan için yenilgi bu kadar kabullenilebilecek bir şeydir. Kabullenilebilecek bir şey değildir. Arkasında bir halk olduktan sonra dayanabilecekleri bir millet ve vatan kavramının içselleştirmesi olup onu da siyasi anlamda destekleyebilecek yapılar olduğu sürece orada savaş bitmemiştir. Bu savaşı daha sonraki süreçte devam ettirip ve 30 Ağustos gibi büyük bir başarıyla, oysa 30 Ağustos demin söylediğimiz gibi sonucun alındığı ve bugüne kadar miras kalan bir şeydir, olgudur. Yani evet. Yoksa bir gün içerisinde olup biten, sadece bir şeyle geçen, tarihle geçen bir şey değildir. Evet. Hocam geçtiğimiz günlerde Erzurum Kongresi'nin de yıl dönümündeydik. Biraz evet. Daha böyle hazırlık dönemini açmak istiyorum açıkçası. Evet. Tabii giden, o zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır evet. Deniyor ya. Evet. O çekilen çileyi biraz daha açalım Erzurum'u. Evet. Fakat kısa bir reklama gidelim, ardından devam evet. Edelim. Efendim Mazen Atiye kısa reklamlarından devam edecek. Efendim Mazen Atiye kaldığı yerden devam ediyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Özcan Beyefendi bugün bizlerle. Hocam kaldığımız yerden devam edelim arzu ederseniz. 30 Ağustos'a giden yolda çekilen çileden, zafere giden o yoldaki mücadeleden bahsetmeye devam edelim arzu ederseniz. Evet. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, hatta Havza Genelgesi'yle başlayan bir süreç ve Sivas Kongresi'yle taş dönüyor, yeni bir döneme giriliyor. Neler söylemek istersiniz? Evet. Daha önce de söylediğim gibi zafer bize son görüntüdür. Yani bir yıldızının parladığı andır. O bizi yüzlerce yıl sonrasına da taşır veya yüzlerce yıl sonrasına miras bıraktığıyla kalır. Bir de öncesi vardır. Yani zaferle, zaferden öncesi muhakkak ki bir süreçtir ve de o da tek yönlü, tek mecradan anlatılabilecek bir süreç değildir. Yani şu oldu, işte kongre imzalandı, 30 Ağustos zaferi kazanıldı. Ama bunun arkasındaki hikayenin büyüklüğü başka anlatılarla beslenir. Ve bu sadece cephede geçen bir süreç de değildir. Bunun bir siyasi mücadele biçimi vardır. O mücadeleyi yaparken hayat devam etmektedir. Hayat devam etmektedir. Yiyeceğe ihtiyacınız vardır. Eğitime ihtiyacınız vardır. Evet. Kültürel kurumların çalışmasına ihtiyacınız vardır. Bunların yaptığınız hiçbir aksesuar değil mi hocam? Efendim? Ne eğitim boyutu, ne tekalif milli emirlerini düşündüğümüz evet. Zaman evet. Değil mi? Bunların evet. Hiçbir aksatılmadığını görüyoruz. Tabii burada topyekün bir şey var. Yani cephe gerisinde işte çorap ören kadınlar ki mesela Çankırı Kastamonu arasında İstiklal Yolu diye bir kavram üzerinden o yol oraya düşman işgali olmadığı için mesela İnebolu'dan Ankara'ya doğru uzanan yol hakkında çok fazla bilgi verilmemiştir. Yeni yeni gündeme geliyor. Çünkü orada bir İnebolu üzerinden limandan gelen birçok İstanbul'dan Ankara'ya gelmeye çalışan dönemin mebusları, dönemin komutanları Ankara'ya geliş yolu olarak burayı kullanmıştır. Ama bu yolda olup bitenlerin hikayesine baktığımız zaman cephe gerisinde işte kanıyla cephane taşıyan kadınları görüyorsunuz. Cephe gerisinde çorap örenleri görüyorsunuz. Evet. Ama bir de bir sistem var. Şimdi asayiş problemleri her zaman var. O zaman sizin bir kolluk kuvvetlerinizin de çalışması lazım. Herkes cephede değil. Yani işleyen bir hayat var ama marif sisteminizin de çalışması lazım. Eğitimin de kültür alanındaki faaliyetlerin de devam etmesi, bir de bütün yaptığınız o faaliyetleri diplomatik anlamda anlatabileceğiniz bir hariciye sisteminizin çalışması lazım. Bir propaganda basın yayın kurumunun o zamanki
Matbuat Umum Müdürlüğü'nün çalışması lazım. Yani tek başına tek bir cephe faaliyeti değil. O cepheye giderken, o zafere doğru giderken ve arkanıza sizi destekleyebilecek meclis kurulduktan sonra size yetkiyi verecek bir ki mebuslar halkın temsilcileridir. O halkın temsilcileri size tam destek vermesi lazım. İşte başkomutanlığın verilmesi gibi, tam yetkinin verilmesi gibi. Zafere giden yolların içerisinde bunların alınması ve birçok insanın ikna edilmesi aslında o kadar da kolay olmamıştır. Evet. Yani mücadeleler, belki liderlik mücadelesine girmek isteyen, belki başka niyetleri olan. Çünkü ama biz bunun içerisinde o mücadelenin birçoğunun kararlılık ve azimle, büyük bir inançla ve halk desteğiyle, meclis desteğiyle nasıl yürütüldüğünü görebiliyoruz. Yani bir kongreye gitmek, oradaki ahalinin, oradaki eşrafın, oradaki komutanların, oradaki asker hepsinin desteğini almak demek. Ve gidiliyor, halka, millete müracaat ediliyor. Ve bununla ilgili o müracaatı aldıktan sonra, o desteği aldıktan sonra onların desteğini de boşa çıkarmamak için yeni bir mücadele ve zafere doğru gidebilecek, zaferi hedefleyen bir anlayışın, bir yönetme biçiminin olması lazım. Evet. Bu süreçler tek başına bir görünüm değil. Farklı farklı mecralarda topyekün bir işleyişi gösteriyor. Bir şeyler eksik bırakılmıyor. Yani geleceğe dönük hayat devam ettiği için milletin bütün ihtiyaçları o yoksulluk içerisinde filan yine de karşılanmaya çalışılıyor. Evet. Ben size taarruz değil, ölmeyi emrediyorum diyor, evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve şöyle devam ediyor. Ordu yok dediler, kurulur diyor. Evet. Para yok dediler, bulunur diyor. Ve düşman çok diyor, diyorlar ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk yenilir diyor ve evet, inanıyor. Ve bu mücadelesinde haklı çıkıyor. Siz neler söylüyorsunuz? İşte bu bir komutanda, bir liderde olması gereken bir inançtır. Çünkü bir milleti, bir toplumu arkanızdan yürüteceksiniz. Ve bu zafere öncelikle kendisinin inanılıp kararlı bir şekilde o insanları peşinden sürükleyebilmesi için bir bu şekilde veciz sözlerle mücadelenin kristalize edilmesi gibi bir şeydir bu. Daha rafine hale getirilmesidir. Yani Alparslan'ın nutkundan bahsettik değil mi? Evet. Orada arkamdan isteyen gelsin, isteyen gelmesin, ben ölmeye gidiyorum der gibi. Yani burada o kararlılığı veciz olarak ifade edip burada görüyorsun. Evet. İşte bu bir lider portresinin tezahürüdür, yansımasıdır. Ama o liderliği yapabilmek için işte kararlı, inançlı, azimli, hem muhatap kitlesine inanacak, hem zafere, işte hedeflere gidirebileceğine, varılabileceğine inanmak. Çünkü aynı bu şey içerisinde görürüz. Yani komutan bir çatışmanın içerisinde, daha basit cephelerde bile, daha basit mevzilerde bile komutanı kaybettiğiniz zaman neferler ne yapar? Dağılırlar. Orada kendisini en büyük azim ve en büyük inançlıkta olması gereken liderdir. Yani liderin bu anlamdaki yönetme kapasitesi, yönetme becerisi etrafındakilerin hepsini ona inanır hale gelir. Ve o zaman her türlü desteğe hazırdırlar. Gerekirse işte ben size ölmeyi emrediyorum dediği zaman da ölüm onlar için ne olur? Bir oyuna dönüşür. Evet. Artık ölüm onlar için korkulacak bir şey değil, sevinilecek bir şey olarak karşısına çıkar. Evet. Yani ben burada bu veciz sözlerin içerisinde bir kararlı, inançlı hedefleri belirlemiş, bu hedeflere göre stratejisini ve taktiklerini uygulayan bir lider, işte askeri dehasını siyasi alanda da uygulayabilen bir lider portresini görüyorum. Ki bunu Çanakkale Savaşı'ndaki komutanlığı sırasında da
yapmıştı. O zaman da askerlerle kurduğu ilişkide, yani bulunduğu mevzilerin asla terk edilmemesi üzerine düşmanın işgaline karşı işte canlarıyla, gerekirse bedenleriyle durabilecek bir neferi ikna edebilecek emirleri vermişti. Çekilme değil, ricat etmeyi değil, orayı bırakıp yenilgiyi kabullenmeyi değil, sonuna kadar mücadele etme inançlılığını kendisi önce kendisi inanarak muhataplarına da inandırmak için bu şekilde ifadeler verip emirler vermesi gerekiyordu ve bütün şeye baktığımız zaman, milli mücadele sürecine baktığımız zaman zaten bu kararlılık, inanç ve azmin neticeleri zaferle alınmıştır. Evet. Hocam, ya istiklal ya ölüm. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vecize sözlerinden bir tanesi. Ve Yunanlıları denizin dibine gömdüğümüz bir olay bütününü görüyoruz. Günümüzde de yaşanan gelişmeler var. Özellikle Ayasofya ile alakalı bir şeyler yaşadık. Gelişmeler oldu. Ayasofya artık müze olmaktan çıkıp cami olarak kabul edildi. Fakat bunun yanında Yunanların tepkileri hiç susmadı, artarak devam etti. En son olarak bayrağımıza saygısızlık yaptıklarını ne yazık ki gördük, maalesef ki gördük. Bir bayrak bir milletin onurudur, şerefidir, namusudur, haysiyetidir. Hiçbir şekilde bir millet bir milletin bayrağına el uzatmamalı. Yani çünkü milletler onun için vardır. Çünkü bizim bağımsızlık sembollerimizden bir tanesi bayraktır. Fakat biz maalesef böylesine Kadir Şinas bir millet olarak dünyaya bakarken Yunanistan gibi, Ermenistan gibi bazı milletler bizi bu konuda saygısızlık noktasını aşırılığa götürerek taşladıklarını görüyoruz maalesef. Neler söylemek istersiniz, toparlamak istesek özellikle bu konuyla alakalı? Yunanistan'ın tavrı, yaşanan Ayasofya gelişmeleri. Evet. İşte daha önce de ifade etmiştik. Bu topraklara Türkler geldiğinden beri, işte daha sonra bu şark meselesi olarak doğmuştur, onları geldiği yere göndermek, Asya'ya, Orta Asya'ya geri gönderme hayali yüzlerce yıldır yaşayan bir Batı idealidir. Yani onların en büyük şeyi o şark meselesinde de ortaya çıkan, hele Yunanlılar için, hele Ermeniler için filan böyle bir şey zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Özellikle Yunanistan kendi varlığını Türklerin yokluğu üzerine, Türklerin bu topraklardan uzaklaştırılması üzerine kurmuştur. Oysa Atatürk milli mücadele sonrasında Yunanlılar işgal ettikleri yerden çıkarılıp işte denize dökülüp geri kendi topraklarına gönderildikten sonra Yunanistan'la ilişkilerde, ki onların işte kendi bayrağına şey olsun, onlara bu anlamda bir düşmanlığı sürdürmemiştir. Yani diplomatik anlamda da böyle bir şeye girmektir. Savaş meydanı içerisinde sürdürmüştür. Onlara ağır yenilgiye uğratmıştır. Ki biliyoruz ki özellikle o işgal sürecinde ve işgali işte geri çekilirlerken, yenilgiye uğrayıp kaçarlarken bile neler yaptıklarına dair hikayeler bugün dahi o coğrafya şeylerde, özellikle Ege bölgesinde hala anlatılmaktadır. Evet. Buna rağmen Atatürk milli mücadele sonrasında, Cumhuriyet kurulduktan sonra Yunanistan'a karşı herhangi bir şekilde bu şeyi sürdürmemiş. Hatta işte Venizelos meselesinde Türkiye'ye de ne yapmıştır? Yani diplomasiyi esas almıştır. Savaş, şöyle bir şey vardır. Bütün savaşlar aslında barış için yapılır. Yani hakka, hukuka riayet edilip işgal edilmek, hakka tecavüz edilmedikten sonra savaş bir çözüm değil. Ama gerektiği zaman da Namık Kemal'in bir şeyi vardır, tabiri. Her kuşesinde aslanlar yatar, her köşesinde aslanlar yatar dediği yer vatan coğrafyasıdır.
Ha, Namık Kemal bunu söylediği zaman vatan coğrafyası nedir? Daha geniş bir coğrafyadır. Yahya Kemal milli mücadeleyle ilgili yazılarında filan işte bu Namık Kemal'in bu şiirini alır. Milli mücadele sırasında o yeniden vatanın her köşesinde yatan insanlar ne yapmıştır? Bir ihtiyaç olduğu zaman tek vücut haline dönebilmişlerdir. Yani düşmanlığı süreklilik haline getirmemiştir ve bunu esas olarak görmemiştir. Ama şöyle bir şey, işte Ayasofya'nın cami olması meselesi. Bu özellikle yeni bir hayal, yeni bir siyaset, yeni bir şey değildir. Bu uzun bir zaman, yani müze olması konjüktürel bir durum olarak, onun ayrıntıları konjüktürel bir durum olarak böyle bir şey olmuştur. Ama milliyetçi mukaddesatçı camialar içerisinde bu sürekli dile getirilmiş. Hatta 60'lı yıllarda bazı solcu, işte Yön Dergisi'nin meşhur isimleri Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk gibi isimler o zamanki sağ iktidarı eleştirmek için işte siz Ayasofya'yı açamazsınız gibi işte şeyler söylemişlerdir. Yani bu hedef yeni bir şey değildir. Bunun açılması. Çünkü gördüğünüz gibi oysa burası bildiğimiz anlamda zaten bir müze değildi. Yani bir zaten ziyaret konusunda cami de olduğu zaman herhangi bir sıkıntı olmayacak bir yer. Yani objelerin, nesnelerin bulunduğu bir klasik müze biçimi falan değil. Bir mimari örneği. Bu hedef daha önce yapılamayan ama bir hayal olarak, bir ideal olarak işte Nihal Assız'dan Serden Geçtiği'ye kadar daha sonraki muhafazakar. Tabii bunun üzerinden bir hedefti. Burada başka bir şey anlam ifade ediyordu. Fetihle örtüşen bir anlam, Fatih'le örtüşen bir anlam ifade ediyordu. Ve Türkiye bunu şu anda işte en güçlü olduğu bir zaman içerisinde geçmişte belki o zamanki yön yazarlarının söylediği şekilde bunu yapamazsınız filan diyerek bir tahrik hatta destekliyormuş Ayasofya'nın açılmasını, cami yapılmasını istiyorlarmış gibi bir söylemin içerisinde ancak bugüne kadar bugün yapılabilir bir şey oldu. Yani bildiğim kadarıyla bu daha önceki hükümetlerinde yapmaya çalıştığı, daha önceki politikacıların da hayalinde geçen şeylerden bir tanesiydi. Ama bunu yapamadı ve bunun karşılığını işte hemen büyük bir tepkiyle bayrak yakmaya, bayrak yakmaya, orada başka tahrikler yaratmaya giden süreçler başladı. Ki işte biz Yunanlıların milli mücadele sırasında yaptıklarını bu topraklarda hiçbir hakları olmadığı halde işgal edip o mücadele sürecini giderken de yakarak gittiklerini yakarak biliyoruz. Gittikleri evet. Yerlerde buna rağmen daha sonraki süreçte ne yapmışızdır? O diplomatik ilişkiyi sürdürmeyi, yani onlara, onların bayrağına, onların değerlerine karşı saygıyı ne yapmıştır? Atatürk göstermiştir. O dönemde gösterilmiştir. Sonraki süreçlerde de ama Yunanistan'da sürekli konjüktürel durumları, sürekli bu tür şeyleri sembolik değerler üzerinden bir Türkiye'yi tahrik etme girişimi hala varlığını Avrupa Birliği'nin içerisinde olmasına, normalde bir medeniyet teşekkülünün içerisinde yapısının, iddiasının içerisinde olmasına rağmen sürdürebilmektedir. Evet hocam. Yaşanan durumlar malumunuz. Peki bizler Türk gençliği olarak bu yaşanan durumları geleceğimize ışık olması adına nasıl lehimize çevirebiliriz, neler yapabiliriz? Yaşananlar var. Fakat bizim üzerimize neler düşüyor hocam? Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu zaman zaman ifade ediyorum, öğrencilerimize de ifade ediyoruz. Tarihçiler genelde olup bittikten sonra yazarlar. Ama tarih bugün için
bir anlam ifade ettiği, bugüne dair bir şey söylediği sürece anlamlıdır. Yoksa bir süreci anlatırsınız. Ama tarih bugünle, dünle bugün arasında sürekli bir ilişki vardır. Bugünkü gençler işte tarihle bu anlamda bir diyalog kurarlarsa, dünle bugün arasındaki diyaloğun püf noktalarını, bam telini bulurlarsa, o zaman günümüzde de tezahür eden hem ülkemizin karşılaştığı problemler, bunların anlamının tarihsel temelleri olduğunu, tarihte de var olduğunu ve hala yaşatıldığını, o zaman kendi tarihleriyle kurdukları ilişki de duygusallığın ötesinde daha bilimsel düzeyde, daha anlam düzeyinde dünü, bugünü anlamak için ve geleceğe bir vizyon oluşturabilmek için, geleceğe iyi tasarlamak için kullanabilirler. Tabii bunun da yolu, işte zaferlerden bahsederken siz şeyi işte Ahmet Yesevi, mesela Ahmet Yesevi bir cephe üzerinden gelmiyor. Yani biz komutanlardan bahsediyoruz ama o kültürel değerleri, o inanç değerlerini bu toprakların üzerinde ne yapmıştır? Onun izinden gidenler, onun referanslarıyla gelenler bu kültür coğrafyasını, bu duygusal, bu manevi coğrafyayı kuran komutanlar da, liderler de aslında onlardır. Ama onların kapısının açılması da bu zafer kapıları, zaferlerle beraber gelen, askeri zaferlerle beraber gelen güçlü devlet imkanlarıyla ortaya çıkmıştır. Bugün mesela Türkiye'nin Ayasofya'yı açabilmesi bu güçlü bir ittifak sayesinde olabilmiş. Güçlü bir devlet görünümüyle ortaya çıkmış bir şeydir. Ki bunun da zaten yaşadığımız zaman içerisinde ister bölgesinde uyguladığı politikalarda olsun, buradaki kararlılığı olsun, kendi menfaatleri için kendi menfaatlerini, ülkesinin, milletinin menfaatlerini savunabilmek için artık o gücünü de gösterebilir bir hale geldiği bir zaman içerisindeyiz. Yani gençlerin bunu görüp okumalarını ve tarih okumalarını, bu milletin diliyle ürettiği edebiyat okumalarını, bununla beraber bu süreçleri iyi değerlendirebilecek felsefi okumaları çok daha fazla arttı. Tabii daha bütüncül. Yani hiçbir hadise tek bir hikaye çizgisi üzerinden gelmez. Daha büyük bir bakışı gösterir ve anı anlamaktır. Yani tarih bilmenin şeyi de bugüne dair tarih bir şey söylediği sürece anlamlı hale gelir. Bugünü anlama konusunda tarihi bilginin büyük bir işlevi vardır. Yani geçmişteki bir kahramanlık hikayesinin peşinde olup oraya takılmak yerine geçmişteki bir işte bir Anadolu'nun fethi bir olgudur. Malazgirt Zaferi veya İstanbul'un fethi bir olgudur. Bunun bize bıraktığı miras bugünkü etrafımızda var olan mimariden, bugünkü dilimizden, bugünkü kültürümüzden, bugünkü birbirimizle olan dayanışmamızdan, millet bilincinin oluşmasından izlenebilir. Yani o yüzyıllar önce sadece işte biz işte Ulubatlı Hasan'ın üç ilalli bayrağı şeye dikişiyle aklımızda, çocuk dünyamızda kalmıştır. Fetih deyince böyle bir hadise canlanır, hoşumuza gideriz. Ama biz Fatih'in o fethi yapabilmek için nasıl bir bilimsel faaliyet yürüttüğünü, bizzat kendisinin o bilimsel faaliyetin, topların üretim süreçlerinde, işin içerisinde olduğunu ve nasıl bir strateji geliştirdiğini anladığımız zaman bugün de ve gelecekte de yapılabilecek birçok şeyin aslında tarihte de atalarımızın yaptığı, ecdadımızın yaptığı ve başarı kazandıkları, devleti büyüttükleri, ülkeyi müreffeh bir hale getirdikleri zamanda da yapıldığını görebiliriz. Sadece savaş stratejisi olarak değil. Tabii. Fatih Sultan Mehmet Han baktığımızda kaç dil biliyor?
Kendini geliştirmiş evet. hocam. Evet. Kaç kitap okumuş. Keza evet. diğer tarihi büyüklerimiz de aynı şekilde. Evet. Ve edebiyata hakim mesela. Fatih Sultan evet. Mehmet'e baktığımız zaman kendini edebi yönden de geliştirmiş. Evet. Belki bize örnek teşkil etmesi açısından önem arz ediyor değil mi hocam? Mesela şöyle zaten olup bitenleri anlama işi bir entelektüel kapasiteye ihtiyaç duyar. Yani bizim gençlerimizde sadece mesleki bilgileri değil, sadece meslekleriyle ilgili veya lisans eğitimleri, yüksek lisans eğitimleri değil. İşte bunu elde edebilmeleri için çok yönlü okumalara ve çok yönlü becerilere sahip olmaları lazım. Yani dil bilgisinden, dil bilmeden başka bir alanda da yeri geldiğinde okumalar yapıp kendi mesleğine aktarabilmeli. Kendi mesleğindeki bilgiyi başka meslek, başka disiplinlerle, başka alanlarla karşılaştırabilmeli. Dünyaya açık bir bakış açısı olmalı ki Fatih işte dünyaya açık bir şeyin içerisinde o büyük imparatorluğu kurdu. Kendi kapalı bir ortamın içerisinde değildi. Kapalı bir dünyanın içerisinde değildi. Sadece zaferlerle övündüğü bir dünyanın içinde değildi. Evet, zaferlerle övünmek güzel bir şey ama zaferleri elde etmek o ayrı bir beceriyi gerektiriyor. O rasyonel düşünmeyi gerektiriyor. O bilimi gerektiriyor. O işte savunma sanayinde üstün olmanızı gerektiriyor. Kendi üretiminizi gerektiriyor ve her genç için kendi disiplini içerisinde, kendi mesleki alanında mutlu ve memnun olmasını, yani bulunduğu yerden rahatsız, bulunduğu elde ettiği şeyleri rahatsız tiplerden mesela bir gelecek inşası da şey değildir. O yüzden mümkün hangi mesleği icra ediyorsanız edin, hangi disiplinde bilimsel çalışma veya öğrencilik yapıyorsanız yapın, o işin içerisinde bir aşkla baktığınız zaman bir haz duymaya başlarsınız ve bu işte anlam işin püf noktasına, işin anlam dünyasına varmak için size büyük bir fırsat verir. Ama kanaatlerle, bizden öncekilerin kanaatleri, genel kanaatlerle araştırmadan, sormadan, onun üzerinde bir bedel ödemeden bir şeylere talip olan bir nesil veya bir gençlik tipi Fatih'in hani İstanbul'u fethettiği yaşta ama Fatih İstanbul'u fethettiği yaşta belirli bir donanım içerisinde. Evet. 12 yaşında tahta çıkmış yapıyor. Bir padişahtan bahsediyoruz evet. değil mi yani hocam? Bir yani. Yönetme tecrübesi, evet. o yönetme tecrübesinin üzerine zamanın bilgisiyle, zamanın teknolojisi, tekniğiyle hemhal olmuş. Yani o anlamaya çalışmış, bunun daha iyisini nasıl yapabiliriz diye. Çünkü o zamanın işte devlet başkanı bir fetih yapıp İstanbul'u alabilmenin yolunun oradan geçtiğini bilmiş, biliyordu. Aynı şekilde bir genç için, bizim öğrencilerimiz için bir hedef belirlediği zaman o hedef için bir bedel ödemek lazım. Evet. Yani o hedef size o bedeli ödemediğiniz zaman, evet. bazı şeyleri göze almadığınız zaman o hedef size kendiliğinden gelmez. Evet. Ve bu hedefe ulaşma dinamizmi de sizi her zaman için mutlu, memnun kılar. Ama o hedeflere ulaşmak, işte hedefleriniz vardır ama bununla ilgili bedel ödemeyi göze almazsanız o zaman şikayet eden, huzursuz, mutsuz, gelecekte ne olacağım düşüncesiyle sürekli huzursuz hali yaşayan insan tiplerini karşımıza çıkarır bu anlamdaki bir bakış açısı. Evet. Hocam şimdi tarihi şahsiyetlerden, abide şahsiyetlerden bahsettik. Onların örnek alınması gereken yönlerinden söz ettiniz. Toplum yapısına gireceğim. Fakat kısa bir araya gidelim. Günümüz toplum yapısı, tarihte yaşanan toplum yapısına da bir değinmek istiyorum. Hani bozulmalar var. Ailelerin bozulması, insanların bozulması, kadın cinayetlerinin artması gibi bir takım olumsuzluklara da karşı karşıya kaldığımızı görmekteyiz. Tarihten burada nasıl dersler çıkarmalıyız? Bunu soracağım. Kısa bir reklama gidelim. Ardından devam edelim arzu ederseniz. Efendim Mazenat tek kısa reklamlarından yeniden devam edecek. Değerlerden uzaklaştığını ki
kendisi toplumsal değişmeyi iyi bilir. Yani evet. O kültürel karşılaşmalarda bu işin uzmanıdır. Bu işin en iyi yorumlayanların önde gelenlerindendir. Ama onu da şaşırtır. Yani ben şöyle söylerim. İşte şükreden bir toplum, şükreden bir milletin üyeleri mesela bugün müşteki dur, sürekli şikayet eden insan tipini üretmişlerdir. Bu nasıl, ne zaman olmuştur? İşte bu süreçlerin daha bilimsel düzeyde filan incelenmesi lazım. Yani kadın cinayetleri filan dediğiniz zaman tabii ki insanlığın her devrinde cinayetler olmuştur, kınanmıştır bütün şeylerde. Bizde kadın cinayetinin bu kadar yaygınlaşması belki bu değer yargılarının uzaklaşmayı, bu değer yargılarının artık göstergelerinden biri olabilir. Buna benzer şeyler. Yani problemleri tabii daha farklı veriler üzerinden incelemek lazım. Ama birdenbire gündemimizde yokken, geçmişte işte töre cinayeti denirdi falan, başka bir şeyler falan dedi. Ama bu bütün bunların dışında başka nedenlerden kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğu tahammülsüzlük, evet. Arka planında başka şeyler falan olabilir. Ama toplumda büyük bir yara, ama tepki duyulurken de büyük bir konsensus oluştuğunu, büyük bir uzlaşma, herkesin ortak tepki gösterdiğini görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var, yani yaya geçitlerinde medeni, yani dünyanın birçok yerinde yaya geçitlerinde yayaların önceliği vardır. Ama mesela bizde yaya geçitlerinde arabaların önceliği daha fazladır. Mesela bunu sosyologlar bunun nedenini bana açıklayabildikleri zaman, ki hadi biz tarihsel süreçlerde belli yorumlar yapabiliriz ama esas olan bunun anlamı nedir? Yani bu da işte hani tarihle ilişki kurarken dedim ya, bazı şeyleri duygusal düzeyde bakmak, tarihimize öyle bakarız ama bilimsel düzeyde araştırdığımız zaman o duygular daha renkli, daha güçlü, daha millet bilincini ortaya çıkarabilir. İşte bugünkü problemlerin birçoğununda köklerine böyle şablon açıklamalardan ziyade derinlemesine inilmesi, üzerinde düşünülmesi lazım. Yani evet. Tek bir şeyle benim aklıma gelen, benim söyleyebileceğim işte şükreden, ki şükreden bir toplum, bu tabii ki olumsuz, bazı şeylerce olumsuz da görülmüştür her şeye şükretme, ama bu bir yüzlerce yıldır dedelerimizle, dedelerimizin dedeleriyle bizi bağlayan bir mesela şeydir. İnsanı rahatlatan özelliklerden biridir. Ama bugün birçok insana dokunduğun zaman bir müşteki şeyindedir. Yani şikayet eden, evet. Bulunduğu durumdan, demin bahsettiğimiz işte bir genç bir hedefi var ama o hedef için herhangi bir bedel ödemeyi göze almıyor. Yani bu toplumsal son zamanlarda karşılaşılan problemlerin büyük çoğunluğu üzerine ayrıca eğilmek, evet, onları evet. Araştırmak, nedenler üzerinde durmak lazım yani. Hocam çok kısa programı kapatacağım. Birkaç dakikamız kaldı. Tavsiye niteliğinde Türk gençliğine neler söylemek istersiniz? Kısa bir toparlama adına da bir şeyler rica etsek sizden. Şunu söyleyeyim. Tabii gençliği gördükçe biz de kendimizde bir gençlik hissedip daha fazla okuma, daha fazla araştırma, zamanında yapamadığımız işte daha fazla dil becerisi, daha fazla dünyayı görme ve öğrendiklerini, bildiklerini başkalarıyla paylaşabilme, hedeflediği şeyler üzerinde işte demin bahsettiğim şekilde yoğun çalışmalar yapıp onu başka insanlarla paylaşabilme, onu kamuya mal edebilme heyecanını yaşayabiliyoruz. Yani o gençliğin varlığı, gençlikteki dinamizm bizi de genç tutan şeylerden biri. Hatta şunu söyleriz, işte bizim belki şansımız öğrencilerle muhatap olmamız, kendimizden daha gençlerle muhatap olmamız bizi geleceğe dönük olarak hayallerimizi
geleceğe dönük olarak hedeflerimizi durduğu yerde, bazen gömdüğümüz yerde yeniden çıkartıp canlandırmayı onlarla beraber bir rekabet sürecinin içine, tatlı bir rekabet, tabii rekabet demeyeyim, sürecin içerisine sokuyor. O yüzden gençlik bizim geleceğimiz olduğu için onlarla beraber var olmanın heyecanını, gelecekte de var olmanın heyecanını, ama onlarla iyi bir paylaşılabilir bir dil kurmamız, onların bu anlamda hedefleriyle örtüşür düzeyde bedeller ödemeleriyle, onunla ilgili disiplinli bir şekilde çalışmalarıyla, inançlı, azimli, hep komutanlardan bahsettik, zafer kazananlardan. Evet. Ama bir insanın kendi milletine, kendi toplumuna faydalı olabilmesinin şeyi, öncelikle o ürettiği, o yazdığı, o mesleki anlamda icra ettiği şeylerle ilgili gerçekten bedel ödemiş, öncelikle o ödediği bedele de sahip çıkan ve daha güzellerini yapabileceğine inan, yani kim varıldı, var denildiği zaman ben varım diyebilecek bir insan, bir genç modeli, beni de yaşımıza rağmen daha geleceğe doğru harekete geçiriliyor. O dinamizmi yeniden canlandırıyor. Evet. Orhun kitabeleriyle bitirelim arzu ederseniz. Evet. Üste gök çökmedikçe, alt değer dilinmedikçe bizim ilimizi, töremizi hiç kimse bozamaz. Titreyip kendimize dönmeliyiz. Evet. Evet. Özümüzden beslenerek. Evet. Belki atiye bir şeyler bırakabiliriz. Evet. Maziden beslenerek, değil mi hocam? Evet. Maziyle kurduğumuz diyalog, işte bu rafine sözler, bu atasözler, bu veciz sözler. Ben bu işe belli bir zamandan sonra atasözlerinin, bu vecize halinde gelen sözlerin ne kadar anlamlı, yani bir cümlenin sınırları içerisinde olmadığını yeniden üzerinde düşünüp tartışılması, araştırılması gerektiğine inanan bir insanım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına katılmanız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizlere şeref verdiniz, gurur verdiniz. Çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Efendim, Mazen Atiye Türk Kültü'nün bu haftada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşebilme selam ve duasıyla. Hoşça kalınız. STA Güvenlik Şirketi Maziden Atiye'yi sundu.